Gazeteci, yazar ve yapımcı Harun Çelik, Kuzey Yıldızı Trabzonlular Derneği'nde yeni kitabı Bizim Dimitri'ye okurlarına imzaladı. Gostivar'da yerli Makedonlarla, Gostivar'daki Türk... Usta yazar, gazeteci, aynı zamanda edebiyat haberlerindeki köşesinde de yazılarını okuduğunuz Harun Çelik'in yeni kitabı Bizim Dimitri'yi Kuzey Yıldızı Trabzonlular Derneği'nde imzalayarak okurlarıyla buluştu. Elinize yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim abi. Çelik, Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Yunanistan'a giden Türk ve Rumların hikayesini yazdı. Bizim Dimitri adını verdiği kitabında 1924'lü yıllarda yapılan mübadeleyle yurtlarından ayrılmak zorunda kalanların yaşadığı özlemi dile getirdi. Harun Çelik, Kuzey Yıldızı Trabzonlular Derneği'nde düzenlenen imza törenine büyük ilgi vardı. Kaç yaşında? 13 yaşında. Çok meraklı okumaya. Maşallah. Kitaplarını imzalayan ve okurlarıyla buluşan yazar Harun Çelik, kitaba gösterilen ilginin kendisini son derece memnun ettiğini söyledi. Kuzey Yıldızı Derneği'ndeki arkadaşlara ve başta başkanımız İsmail Turgut Öküz'e çok teşekkür ediyorum. Ev sahiplikleri için beni okurlarımla, hemşehrilerimle ve güzel insanlarla bir araya getirdikleri için güzel bir akşam oldu. Hoş bir sohbet gerçekleştirdik birlikte ve aynı zamanda insanlara, dostlara kitap imzalamak gerçekten keyifli bir zaman dilimiydi benim için. Genelde bizim toplumun çok okumayan bir toplum olduğu söylenir. Ama inanın bizim Dimitri kitabına insanımızın göstermiş olduğu ilgi sanki adeta bu cümleyi çürütür gibiydi. Gerçekten müthiş bir ilgi var. Çok kısa bir süre içerisinde şu an birinci baskı tamamen bitmek üzere. Yakında ikinci baskıya gireceğiz. Demek ki insanlar kendi duygularına, kendi kalplerine dokunan ve bu toprağın yerli hikayelerine olan düşkünlüklerini bir şekilde burada ortaya koymuş oldular. İnsanlar bu toprağın benim bizim Dimitri ile anlattığım belki en acıklı, en hüzünlü ama en gerçek hikayelerine beklediğimin çok üzerinde bir ilgi gösterdiler. Bu da bir yazar olarak tabii ki beni oldukça mutlu etti. Kuzey Yıldızı Trabzonlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz ise göreve gelmelerinden itibaren birçok etkinliğe imza attıklarını belirterek mikrofonlarımıza şöyle konuştu. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlar Derneği spor derneğidir diye bu tarz faaliyetlerin dışında olmasını beklemek hata olur. Çünkü biz şu amaçla yola çıktık. Biz önce kendi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Onları halkın önüne atmamız lazım ki geride kalan kendi kitlemiz kendi değerine sahip çıksın. Ondan sonra dışarıya karşı kendi değerimizin ispatı konumuna geçmemiz lazım. Bizim o kadar kitap yazarımız var ama biz değerimize sahip çıkmadığımız için, kendi kültürümüzde kitap okuma kültürü olmadığı için maalesef değerlerimiz olduğu yerde sönüp gidiyor. Dolayısıyla Kuzey Yıldızı Trabzonsporlar Derneği olarak biz göreve geldiğimiz günden bugüne Trabzonspor'la alakalı birçok etkinliğe imza attık. Bunların içerisinde en büyük proje olan ve hala daha devam ettirdiğimiz üniteselik çocuklar var. Üniversiteli Trabzonsporlu kulüpleri açtık biliyorsunuz. Bunların da kitap okumasını ve bu kitap okumaktaki bizim gelecek neslimize daha çok örnek olacağını düşünerek böyle bir proje düşündük. İnşallah bu kitapla beraber insanların okuma kültürü daha çok gelişecek diye düşünüyorum. Bizim de bunda iğne ucu kadar bir nebze katkımız varsa Kuzey Yıldızı Trabzonsporlar Derneği olarak yarınlarımıza yapmış olduğumuz bir miras olarak kalır diye düşünüyorum. İnşallah gelen arkadaşları da gördünüz. Hepsine teşekkür ediyorum. Harun hocama teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kim olursa olsun bizim değerimiz, hangi kulvarda olursa olsun hepsinin ayağına veya hepsini davet edip bizim de bir nebze katkımız olabilirse ne mutlu bize diyorum. 360 sayfadan oluşan kitapta gerek Türkiye'den giden gerekse Yunanistan'dan gelen kimselerle karşılıklı sohbetler aktarılırken bol bol yaşanmış hikayelere yer veriliyor. Her iki kesiminde ayrıldıkları eski topraklarına duydukları özlem dile getiriliyor. Hikaye tadında okunan kitap vatan hasretinin önemini dile getiriyor. Kuzey Yıldızı Trabzonlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz imza töreninin ardından Harun Çelik'i plaketle ödüllendirdi. Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum.